Bugün sizlerle birlikte acur turşusu yapacağız. Bunlar acurlarımız ve şöyle bir bidonumuz var. Şimdi yapmaya başlayalım. Bunlar çok fazla büyük olduğu için ve bidona tam sığamayacakları için şu şekilde parçalara bölüyorum. Ve bidonumuzun içerisine alıyoruz. Şu baş kısmını şu şekilde alıyoruz. Parçalara bölüyoruz ve bidonumuza bu şekilde yerleştiriyoruz. Eğer seviyorsanız içerisine acı biber de ilave edebilirsiniz. Acı biber ilave edince bir tık daha olması hızlanıyor diyebilirim sizlere. Bu şekilde kesiyorum. Eğer bidonunuz büyükse kesmeden de ilave edebilirsiniz. Ya da acurlarınız küçükse. Turşu yapmak gerçekten çok kolay. Sadece sirke ve tuz oranını tutturmanız yeterli. Acılarımızın hepsini dizdim. İçerisine şöyle birkaç diş sarımsak ilave ediyorum. Benim kullanmış olduğum bidon 3 litrelik bir bidon. Onun içerisine 1 çay bardağı sirke ilave ediyorum. Eğer bidonunuz daha büyükse 5 litre, 6 litrelikse 1 su bardağı ilave etmenizi tavsiye ederim. İçerisine 3 dolu yemek kaşığı turşu tuzu ilave ediyorum. İri tuzlardan. Tuzunu bir hafta sonra kapağını açıp tekrar bir suyundan tadarak da ayarlayabilirsiniz. Ben o yüzden şu an 3 kaşık ilave ediyorum. Eğer gerekirse 1 kaşık da bir hafta sonra ilave edebilirim. 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu ilave ediyorum içerisine. Ve sebzelerimizin üzerine geçecek kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Turşu yapmak işte bu kadar kolay. Şimdi suyumuzu ilave edince bu üstteki sebzelerimiz biraz yukarıya doğru kalktı. Onun için İsterseniz üzerine biraz maydanoz koyabilirsiniz ki ben koymayacağım. Bu sade bir turşu olsun istiyorum. Ya da elma koyabilirsiniz. Hem de elma turşusu olunca da gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta geçen sene yaptığım karışık turşunun içerisine ben elma koymuştum ve herkes elma acaba nasıl olacak demişlerdi ama o turşumu deneyen herkes çok çok memnun kalmış ve çok beğenmiş. Sizler için ben de açıklama kısmına o turşunun da yine linkini ekleyeceğim. Şöyle bir tane elmayı da dörde böldüm. Onu da şöyle üzerlerine koyayım. Hem de acurlarımız yukarıya doğru kalkmasınlar. Bu şekilde. Kapağımızı da kapattık ve turşumuz bir ay sonra yenmeye hazır. Tam bir ayda olacak ve biz de afiyetle iyi günlerde yiyeceğiz inşallah. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.